Savaşı öncesi Mondros dönemi dahil. Belki de o dönemden sonraki en zor dönemi yaşıyor Türkiye. Türkiye'nin geleceği birbirimize sarılmak, birlik olmak ve yeni çizeceğimiz rotada devam edebilmekten geçmektedir. Bunda da bizi birleştirecek tek çimento vardı. Mustafa Kemal Atatürk'tür. Onları. Benim için çok önemli kişilersiniz. Ben gittiğim her konferansta Türk denizcilik gücüyle ilgili olsun, denizcilik gücüne katkı sağlayan her alanda olsun, verdiğim konferanslarda hep şunu söylüyorum. Meşhur Sezar'ın bir lafı vardır. Rubikon geçildi der. Yani köprüler geçildi artık. Türk deniz gücünde Rubikon geçilmiştir. Bu Rubikon niye geçilmiştir? Geri dönüş yoktur artık. İstedikleri kadar balyoz olsun, istedikleri kadar efendim hegemonyanın Türkiye üzerindeki bu canlı bombalar dahil her türlü manipülasyon olsun, Türk deniz gücü artık öyle bir imalmıştır ki geriye gidemez. Ve bu geriye gidemez iddialı lafımın arkasında olan en önemli etmeni de söyleyeyim. Türk gemi inşa sanayi, Türk gemi inşa yapma yeteneği, azmi, iradesi artık bu kırılamaz. Ben niçin bu kadar burada gururla ve güvenle konuşuyorum? Çünkü bu süreci başlatan çok kıymetli kişiler aramızda ve Türklerin gemi yapamaz, Türkler denizci olamaz diyenlere aksini ispat etmiş çok kişi aramızda veya atalarımızı bizle buluşturan nesil aramızda, ata mutkuları, ondan önceki büyük mühendislerimizi bunu gururla söylüyorum. Dilerim bu gururu İnşallah hava sanayimiz için, havacılık sanayimiz için de söyleriz ki şu aşamada bunu söyleyemiyoruz. Zaten onu söylediğimiz an Türkiye gerçek anlamda tam bağımsız bir ülke olacaktır. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Şimdi ben size bu önümüzdeki 20 dakika içinde bana verilen süre 20 dakikaydı. Ona mutlaka uymaya çalışacağım. Temeli gemi yapma, silah yapma olan Türk Deniz Gücü'nün bir tarihten bugüne şöyle bir size resmi geçişini yaptıracağım. Nereden nereye geldik diye. Çünkü bir yarımada yaşıyorsanız, üç tarafınız denizlerle çevriliyse sizin kaderiniz coğrafya tarafından belirlenmiştir. O kaderde denizcileşmektir. Denizcileşmenin temelinde de mutlak ve mutlak gemi inşa edebilmek, silah üretebilmek gerekir.
ve şu an Türkiye bu aşamaya dişiyle tırnağıyla gelmiştir. Bir kere şunu kabul edelim. Atalarımız üzerinde yaşadığımız bu deniz ülkesi Anadolu Yarımadası'nı bizlere vatan olarak bırakmakla sadece yaşayan nesilleri değil, gelecek nesilleri de ödüllendirmişler. Bu büyük bir ödül. Anadolu yurt edindiğimiz son 1000 yılın tarihi bizlere denizin, denizciliğin, denizcilik gücünün ve deniz kuvvetinin önemini ve vazgeçilmezliğini sayısız örneklerle sergilemiştir. Bu tarihsel süreç içinde eşsiz Anadolu coğrafyasında yaşayan atalarımız denizleri önemsemenin ve deniz gücünü geliştirmenin ödülünü güç ve gönenç kazanımlarıyla alırken bu gücü ihmal etmenin bedelini de kan, toprak ve onur kayıplarıyla çok ağır ödemişlerdir. Burada sorulması gereken soru şudur. Osmanlı Devleti gibi 15. ve 16. yüzyıllarda 3 kıtada sınırlarını genişletmiş, Akdeniz, Karadeniz'de mutlak deniz egemenliğini tesis ederek tarihi ipek ve baharat yollarının kontrolünü ele geçirmiş bir devlet. Neden dünya denizlerinin sadece %1'ini kapsayan Akdeniz ve Karadeniz'e kapanmıştır? Neden okyanuslara çıkmamıştır? Neden okyanus donanması kurmamıştır? Bir kere bu gerçekçi suali herkesin sorması gerekir. Gerçekte deniz gücü tarihimizin zafer yüzyılları olarak adlandırdığımız 15 ve 16. yüzyıllar bizlere bugün ne denli gurur veriyorsa bu gücün gerileme ve çöküş dönemlerinde yaşanan acılar ve zorluklarda yapılan hatalardan ders çıkarması ve tarihin bir daha asla tekrar ettirilmemesi açısından büyük önem arz ediyor. 1770 Çeşme, 1827 Navarin, 1853 Sinop yenilgileri ve baskınları donanmamızın biliyorsunuz duraksamasına ve çöküş süreçlerinin kilometre taşlarını oluşturarak bir gerilemenin başlangıcına neden olmuştur. Bunların hepsinden önemlisi dünya tarihinin en güç paylaşım savaşlarının ve sömürge savaşlarının yaşandığı sanayi devriminin ivmelendiği 19. yüzyılın son çeyreğinde. Maalesef 2. Abdülhamit iktidarı tarafından Abdülaziz'in 15 yılda oluşturduğu donanmanın 33 yıl hareketsiz bırakılması sadece deniz gücünün değil, bu gücün kurumsal kültürün de yok etmiş diyemeyeceğim ama çok büyük yara almasına neden olmuştur. Bu dönemin faturası nasıl çıkmıştır efendim? Kıbrıs, Girit'in kaybı, daha sonra Trablusgarp, Balkan ve 1. Dünya Harbi'nde toprak ve can kayıplarıyla fazlasıyla ödenmiştir. Şimdi Rauf Orbay bu dönem için Malta'da sürgündeyken yazdığı hatıratında bakın ne diyor. Abdülaziz'in ölümünden sonra devrinin güçlü donanması limanlara bağlandı. 30 yıl zincirlendi. Dibi yosun tuttu. Kazanları karıncalandı. Ne Trablusgarp ne de Balkan Savaşları'nda Çanakkale'yi aşabildi. Meşrutiyetin ilanından sonra elimizden geleni yaptık ama boşuna harcanan zaman o kadar uzundu ki Barbarosların, Turgutların menkibelerine hiçbir zafer ekleyemedik. Yazıklar olsun diyor Rauf Orbay. Şimdi Balkan Harbi'nde Rauf Orbay, Hamidiye ile Akdeniz'de akın harekatıyla destan yazmış bir komutan. 1. Dünya Savaşı'nda Türk denizcisi elindeki yetenekleri sonuna kadar kullanmış. Demin Savaş Karakaş kardeşimin anlattığı Sultan Hisarlar var, Muaveneti Milliyeler var. Bir takım başarılar var ama bu başarıların hepsi Nusret'in hariç taktik sonuçlar üretmiş, stratejik sonuçlar üretmemiştir. Yani neticede bu başarılar denizlerde topyekun geri çekilmeyi, Ege adalarını ve Türk boğazlarının kaybını önleyememiş. Ama Türk denizcisi elinden geleni yapmıştı. Hepsinden önemlisi, donanmadan yoksun olmak, müttefik istila armadasının hiçbir engelle karşılaşmadan Ege'ye girmesine ve Gelibolu Yarımadası'na amfibi harekat icra etmesine neden olmuş, binlerce vatan evladı Çanakkale'de yitirilmiştir. Herkes şu soruyu sormalı. Güçlü bir donanma olsaydı Girit geçitlerini tutar mıydı? Tutardı. İki tane denizaltımız olsaydı tutar mıydı? Tutardı. Bu kadar adam Çanakkale'ye saldırır mıydı? Aç kurtlar gibi çıkar mıydı? Çıkamazdı. Bu kadar net. Ama işte donanmasızlık olunca siz demire karşı kanla savunuyorsunuz. Halbuki savaş demir ve kanla yapılır. Sadece kanla olmaz. Demir dediğimde donanmadır, tanktır, toptur. Mondros mütarekisi sonrası işgal döneminde İstanbul'dan Anadolu'ya kaçan bir avuç deniz subayı, %1. %1'den bahsediyoruz. O dönemde Osmanlı'nın yani 5000'e yakın deniz subayı var, maaş alıyor. Kaçanların ilk başta sayısı 50 civarında. Daha sonra 100'e çıkıyor. Bu
çıkan Bahreyliler sayesinde ve oradaki tabii ki vatanseverler, Kuvayi Milliçi, yurtseverler sayesinde 200 küçük tekneyle biliyorsunuz Atatürk'lerin dostluk anlaşmasından sonra Kafkas Seddi'ni kırmak üzere büyük bir yapılanmaya giriliyor ve lojistik destek sağlanıyor. Karadeniz limanlarına 200 küçük tekneyle 300 bin dolar malzemesi taşınıyor. Şimdi bu öyle büyük bir destek ki Mustafa Kemal'in meşhur lafı vardır. Ne diyor? Gözüm Sakarya'da, kulağım İnegöl'de. Kulağım İnegöl'de diyor. O malzeme geliyor mu? O malzeme gelmese bugün biz burada yokuz. Çünkü savaş dediğiniz cephaneyle yapılır. Evet. Benzer şekilde o dönemden sonra kor general olan İhsan Erbüler de şöyle söylüyor. Eğer bir avuç Bahreyli'miz olmasaydı ne İnönü'den ne Sakarya'dan olurdu. Bu Cumhuriyet donanması öncesinde Türk denizcisinin belki de en büyük armağanıdır. Yokluklar içinde taşınan bu savaş malzemesi. Efendim, Cumhuriyet donanması 19. ve 20. yüzyılda yaşanan bu acı deneyimlerden çıkarılan dersler ve hepsinden önemlisi Atatürk'ün stratejik deha ve öngörüsü paralelinde şekillendi. Denizlerde gerilemenin bedelini Girit, Kıbrıs, Ege Adaları ve Çanakkale'de çok ağır ödemiş bir ulusun aynı kayıpları tekrar etmemesi ve tarihinden ders çıkarması gerekirdi. Atatürk Çanakkale'de yaptığı bir yorumu var. Diyor ki, karaya kıstırılmış durumda Ruslar, biz de öyleyiz diyor. Elini kolunu sallayarak denizde engellenmeden gelecek donanma gücüne karşı vatanımızı savunamayız. O yüzden güçlü bir donanmaya sahip olmalı. Daha Çanakkale'de savaşırken bu lafları söylüyor. Ve bu lafları söyledikten 8 yıl sonra da yeni bir cumhuriyet kuruyor. Osmanlı donanmasının adı değişiyor. Artık Cumhuriyet donanması oluyor. Atatürk 11-21 Eylül 1924 tarihler arasında Hamidiye kruvazöründeki savaşa ilave edin. Belki eklersiniz. Biliyorsunuz Hamidiye'yi biz koruyamadık. Pire'ye gidenler ben de gittim. Averof'u görüyor. Kahroluyoruz. Yani 1964 yılında Rauf Orbay hayattayken biliyorsunuz aynı sene öldüler. Yani Hamidiye'nin sökülmesiyle Rauf Orbay'ın vefatı 64'tür. Gözleri yaşlı izliyorlar yani o geminin sökümeye gitmesini. Bunu nasıl Bahriye başardı? Kendi kurumama da bunu soruyorum. Yani atalarımızı burada üzülerek suçluyorum. Eğer 1960 ihtilali olmasaymış, yalnız onu da burada açıklayayım. Faruk Orutürk'ün çok yakınından duyduğum bir şey. Kuvvet komutanıyken Nusret'i alıp Taşucu burnunda bir yere kışlankara edip direğini uzatıp Taşucu'ndaki en büyük feneri onun direğine koyup bütün gemiler ondan kerteriz alsın ve müze gemi olsun projesi varmış ama bunu kuvvet komutanlığı kısa kesildiği için yapamamış. Bunu da tarihe not düşmek için söylüyorum. Şimdi Atatürk biliyorsunuz Hamidiye ile gezisinde Latife Hanım da alıyor ilk seyahatidir. Ve bu seyahatte sık sık gemi subaylarına şunu vurguluyor. Donanmasız Anadolu olmaz. Donanmadan yana kuvvetli olmak Türkiye'nin savunması için şarttır. Donanmamız izlediğimiz politikanın da en kuvvetli desteği olacaktır. Ve biliyorsunuz bu seyahatten kabaca 2 ay sonra ne yapıyor? Bahriye vekaletini kuruyor. Bahriye vekaleti o kadar hızlı başlıyor ki 2 denizaltı, 3 murip, Hollanda'dan denizaltılar, İtalya'dan muripler, Almanya'dan Erkin ana gemisi bunlar alınıyor. Fakat maalesef üzülerek söylüyorum Karacı Muzaffer Kumandanlar Grubu bütçeden Bahriye'nin bu kadar çok pay almasına çok içerliyorlar. Ve bildiğiniz Yavuz Havuz davası bana göre tamamen bir kumpas davadır. İhsan Er Yavuz gibi çok kıymetli bir asker 2 yıl hapis yatırılıyor. Ve oğluyla ben tanışma şerefine sahip oldum. Oğlunun hatıratı da bendedir. Bütün gerçekleri bilen bir amiral olarak konuşuyorum. Evet yolsuzluk yapan gruplar olmuştur ama bedeli bu adama ödettirilmiştir. Ve fakat Bahriye vekaleti kavramı ve kurumu ortadan kaldırılmıştır. Bundan etkilenmiş midir Cumhuriyetimiz? Hayır. Ama eğer Bahriye Vekaleti devam etseydi o zamanla Denizcilik Bakanlığı'na dönüşebilirdi ve bugün biz çok daha ama çok daha ileri bir Türk denizciliğinden bahsedebilirdik. Bakın Atatürk ne diyor? Bak vekalet kurulduktan sonra. Dış pazarlardan satın alınan gemilerle donanma yapılamadığını siz de biliyorsunuz. Donanma sadece kıyıyı koruyacak bir kuvvet değil. Bundan daha önemli olarak deniz yollarının güvenliğini sağlayacak bir kuvvettir. Bakın ufka bakıyor musunuz? Açılıyor. Açıklara gidiyor. Deniz ulaştırma yollarına gidiyor. Anadolu'da yaşadıkça bu bakımdan ihtiyacımız daha büyüktü. Atatürk'e kadar böyle bir yorum yapan devlet adamı yok. Evvela çekirdek bir donanma tedarik etmekle yetinip deniz sanayi ve ticaretimizi geliştirmeliyiz. Bundan sonra memleket sanayinden fışkıracak donanmayı yapmak da kolay olacaktır. İlk 5 senede kendimizi toplayıp devrimleri yaparız. İkinci 5 senede dünyaya kendimizi tanıtırız. 3. 5 senede İngiliz kralına yurdumuzu ziyaret ettiniz. Hepsini de yapıyormuş.
8. Eduard'ı biliyorum. Hepsini yapıyor. Eduard geliyor, 8. Eduard. Daha sonra diyor ki, Yüce Atatürk'lü, bakın ben geldim diyor, İngiliz donanması ziyaret, siz de diyor, ne olur donanmanızı Malta'ya gönderin diyor. 1936'da Malta'ya donanma gönderiyor. Şaka değil, 1923'te pervanesi dönen gemisi yok. 1936'da iki tane denizaltı, üç tane muhrim, Yavuz onarılmış, Erkin gemisi, muazzam bir filo Malta'ya giriyor. Dönüşte Falerona giriyor. Bakın şimdi, o zamanki Deniz Ticaret Dergisi ne yazıyor? Bu bilgiyi her yerde bulamazsınız. Şöyle söylüyor. Türk denizcileri yıllardan beri ilk defa olarak bir bütün halinde, bakın tek tek değil, çünkü tek tek çıkanlar olmuş, Çanakkale Boğazı'ndan çıkıp uzaklara gittiler. Denizlere yıllarca hükmeden Türk donanmasının eski aşinası, dedelerinin eski sevgilisi Akdeniz'e dostluk ziyaretlerine gittiler. Evet, gittiler. 18 milyonun kalbini heyecanlara boğarak gittiler. Gözlerimizi sevinç gözyaşlarıyla dolu bırakarak gittiler. Gittiler fakat biz biliyoruz ki bu gidiş bir doğuştur. Artık Akdeniz'de yıllar süren hasret diniyor. Lakin az beklenmedi. Kabuslar içinde yıllar süren bir hasretten sonra bu hasretin sonunu bildiren bir kucaklaşma, bu Tanrı'nın bile imreneceği tablodur diyor. Düşünebiliyor musunuz duyguyu? O kadar özlemiş Türk halkı donanmasını, donanmanın Akdeniz'e çıkmasını. Mesaj çok güçlü burada. 2. Abdülhamit'in donanmayı tamamen elden çıkardığı yıkım ve söküm dönemi mirasına rağmen, Mondros Mütarekisi sonucu 1918-23 yılları arasında 5 yıl boyunca tek bir donanma faaliyeti olmamasına rağmen, Lozan sonrası ülke ekonomisinin çetin şartlarına rağmen, gerek içeride ve gerekse dışarıda Türklerin denizci olamayacakları ve deniz kuvveti oluşturamayacaklarına duyulan yaygın inanca rağmen, kimsenin tahmin edemeyeceği kısa bir süre içinde Lozan öncesinde hayal bile edilemeyen bir Türk deniz kuvveti vücuda getirilmiş ve Akdeniz'deki en güçlü donanmanın ana üssüne ziyarete gönderilmişti. Bu Türk tarihindeki en büyük meydan okumalardan biridir. Değerli konuklar, deniz kuvvetlerinin önemini ve stratejik değerini çok iyi bilen Atatürk, Türk denizcisine güvenmiş ve başlangıçtan itibaren zamanın zor şartlarına göre önemli derecede kaynak aktarım ile Cumhuriyet donanmasının temelini atmıştır. Bu dediğim gemilerin alınması için savunma bütçesinde yer yok. İhsan Eryoğuz gidiyor, anlatıyor durumu ve Atatürk'ün emriyle maliyeden çok büyük bir bütçe ayrımıyla bu gemiler hazırlıyor. İşte o dönemde de başta Maraş'a olmak üzere kara grubu çok ama çok bundan rahatsız oluyor. Türkiye günümüzde gerçek anlamda deniz bir devlet olamamıştır. Adını koyalım. Türk ulusu denizlerden refahına büyük pay aktaramamaktadır. Ancak Türkiye gerçek anlamda denizci bir devletin sahip olması gereken donanmaya erişim ve etkin şekilde kullanım başarısını gösterebilmiştir. Cumhuriyet donanmasına 1923 yılından bugüne kadar bayrak taşımış toplam 450 parça savaş gemisinin Türkiye'nin dış politika ve güvenlik politikaları kapsamında elde ettiği kazanımlar Türkiye'nin yakın tarihine işlenmiştir. 64 yılında Akdeniz'e inen donanma bir daha ne Ege'yi ne de Akdeniz'i terk etmiştir. Biliyorsunuz NATO'ya girdikten sonra maalesef Avrupa Atlantik yapı bize dedi ki, ey Türkler, size Karadeniz'i verdim. Ege ve Akdeniz'i Yunanistan'a bıraktım. Üzülerek söylüyorum. Dönem dönem, yani hükümetler geçicidir, idareler geçicidir, devletler kalıcıdır. Ama hükümetler bazen verdiği kararla devletin jeopolitik çıkarlarına zarar da verebilir. 52'de böyle bir dönem yaşanmıştı. Türkiye Makaryos dönemi olmasaydı belki de Ege ve Akdeniz'e hiç inmeyecekti. Ama Makaryos döneminde o katliamlar olunca donanma aşağıya iniyor ve bir daha NATO'yu falan dinlemiyor. 64'te indikten sonra da bir daha Ege ve Akdeniz'i terk etmiyor. Şimdi bugüne geldiğimiz zaman da Soğuk Savaş süresince muazzam bir enerji topluyor biliyorsunuz. Ve Cumhuriyet donanması 90'lı yıllardan itibaren de bir açık deniz donanmasına dönüşüyor. Ve 21. yüzyılda da büyük bir enerjiyle giriyor. Bu enerji tabii ki bölgesel ve küresel güçleri çok tedirgin etti. Özellikle 90'lı yılların sonundan itibaren tarihinde benzeri görülmemiş bir şekilde yükselmeye devam eden Cumhuriyet donanması, küresel ve bölgesel güç mücadelesinde Karadeniz ve Akdeniz havzasının en önemli unsurlarından biri haline geldi. Her üç deniz alanında ulusumuzun hak ve çıkarlarını sadece korumakla kalmadı, geliştirdi. Bunu yaparken arkasındaki en büyük güç tabii ki donanması oldu. Donanma 74 yılında Kıbrıs'ta askeri bir zaferin
asıl unsuru olmuş. Daha sonra Ege'de kıta sahanlığı karasuları sorunlarında Yunanistan'ın emrivakilerine set çekmiş. Lozan'da donanmasızlık nedeniyle terk edilen Ege adalarının yakınlarındaki 152'ye yakın, bugün 16-17 deniyor ama 152'dir onlar, ada ve adacıkların aidiyetini 96 sonrası Kardak krizi yüzünden sorgulamıştır. Kardak krizi eğer rahmetli Oramiral Güven Erkay olmasaydı bilinmezdi. Onun sayesinde ortaya çıktı. Deniz kuvvetlerinin üstüne gitmesiyle bu bir krize dönüştü ve tarihimizde ilk defa Soğuk Savaş döneminde Türkiye'nin reaksiyoner değil, aksiyoner olduğu bir krizdir ve hala da devam ediyor biliyorsunuz. Yunanistan'ın en büyük kanseridir, onu da söyleyeyim size. Yani bu konu ayrı bir konferans konusu, onu ayrı tartışırız. Efendim diğer taraftan Karadeniz'de Montrö rejiminin sadece sıkı bir takipçisi olmamış, aynı zamanda deniz güvenliği işbirliği ve eşgüdümünde sahiplerler arasında öncü bir ülke olarak Brexit4, Karadeniz Uyma Harekatı, Sahil Güvenlik İşbirliği Forumu gibi sahiplerler arasında deniz güvenliği işbirliğine yönelik çok uluslu birçok girişime hayat vermiştir. Montrö'nün de 80. yaş gününü biliyorsunuz 9 Kasım'da kutladık. Daha 3 gün önce Amerikalı Koramiral Fogo efendim diyor ki biz diyor Karadeniz'e gemilerimizi çıkarır ve 4 aya yakın tutarız diyor. Onu hayalinde tutar. Bunu da buradan söyleyeyim. Hayalinde tutar. Aynı şeyi Amiral Sternik 1941'de söylemişti. Türkler boğazları İngilizlere açsın, zorla açmasını biliriz diye. Daha sonra Başkan Roosevelt derhal düzeltti. Amiral'in kendi fikridir, Amerikan hükümetinin fikri değildir diye. Dilerim Amerikan hükümeti çıksın, Amiral Fogo'nun arkasındayız diyemeyeceklerini bildiğim için bu kadar net konuşuyorum. Efendim, 2008 yılında itibaren de bu donanma Hint Okyanusu'na indi. Ama öyle geçici bir inme değildi, sürekli bir inmeydi. Ve bu inme de çok rahatsız etti pek çok kişiyi. 2010 yılından sonra da Akdeniz ve Hint Okyanusu'nda uzun süreli deniz görev grupları dolaştırmaya var. Bakın gemi demiyorum, görev grupları. Yani aynı anda 4-5 gemi, bir tane tanker, iki fırkateyn, iki korvet gidiyor, 3 ay dolaşıyor. Bunu dünyada yapabilen çok az ülke var. Türkiye bunu da yaptı. Ve en büyük başarıyı söylüyorum. Ulusal katkı payı %70'i bulan kendi tasarımı Milgem ada sınıfı, TCGB'li ada korvetini inşa ederek 2012 yılında hizmete sokabildi. Bu geminin en yüksek maliyet dilimine sahip savaş yönetim sisteminin de ki genesiz gemi entegre savaş yönetim sistemi Deniz Kuvvetleri Araştırma Merkezi tarafından geliştirildiğini ekleyeyim. Burada demek istediğim şudur. Biz bir aileyiz. Sizlerle, Deniz Kuvvetleri ile topyekun Türk halkının gemi yapma, savaş gemisi yapma yeteneğinden bahsediyorum. Ne onlar olmadan siz, ne onlar olmadan biz hiçbir şey yapamayız. Esasında Türkiye'ye en güzel örnek Türk denizciliğinin gemi yapma yeteneğindeki yeteneklerini oluşturabilme ve ispat edebilme yeteneğidir. Ben burada sizlerin arasında bir Bahriyeli olarak gururla bu konuşmayı yapıyorum. Ama emin olun ki onlar da tersaneyi amireden gelen sosyogenetik kodları kullanarak bunu yaptılar. Yani bizler hepimiz bir bütünüz. Bunu burada bir kez daha vurgulamak istedim. Bahriye dediğiniz kim? Sizin çocuklarınız, kardeşleriniz, anneniz, babanız. Bahriye hepimiziz. Bahriye Türkiye'nin hayatta kalma enerjisinin ve hayatta kalma garantisinin en büyük garantörüdür. Geçenlerde yaptığım bir konferansta söylediğimi söyleyeyim. Bakın dedim, ülkelerin savunmasında en büyük güç nükleer silahtır. Nükleer silahı olan bir ülkeye kimse dokunamaz. Ama dedim, bir altı nedir diye sorarsanız, denizaltılar dedim. Denizaltılar. Bakın Türkiye şu an üzülerek Almanya'nın lisansı ama biliyorsunuz Milli Denizaltı Projemiz başladı. Destek yapayım Ali Can Bey çok müsteşarlığı anons etti. Milli Denizaltı'nın motoru da milli olacak. Bunu söyleyeyim. Bu kayıtlara giremez. Milli gemi sayamaz. Evet. Onu da biz yapacağız inşallah. Şimdi Milgem'in başarısı da dedim, çok rahatsız etti. Bakın bu kullanım ve gelişim refleksi Avrupa odaklı, Avrupa Atlantik odaklı bölgesel ve küresel baskılara rağmen 11 Şubat 2011 tarihindeki meşhur benim de içinde bulunduğum Silivri baskınına kadar başarıyla yürütülebildi. 11 Şubat Silivri baskını yakın deniz tarihimizin karanlık bir sayfasını oluşturuyor. Yani bu Çeşme, Sinop, efendim Navari baskını gibi baskındı. Ama bunun farkı şuydu, bu kuvvet yapısını hedef almadı. Kuvvet yapısı dediğine gemiler, limanlar, tersaneler. Neyi aldı? Komuta yapısını hedef aldı. Şimdi
Bir gece içerisinde 25 amiralimizi kaybettik ve kumpas davaları sayesinde de 40 amiral ve en iyi 400 denizcimizi kaybettik. Şimdi tarihte böyle bir örnek yok. Yani bakın, Pön Savaşları'na kadar gittim, bulamıyorum. Yani bir gecede 25 amiralim bu kadar denizcinin dekapite edildi. Tabii bu esasında etki tabanlı, asimetrik bir harekatın hedefiydi. Bence burada hedef tamamen deniz kuvvetlerinin dekapite edilmesi değildi. Esasında Türkiye'nin denizcileşmesinin ve mavi uygarlık alanına geçmesinin de engellenmesiydi. Çünkü deniz kuvvetleri Türkiye'nin denizcileşmesinde Osmanlı döneminden beri her zaman lokomotifi olmuştur. Ve bu lokomotifi esasında komuta yapısını imha ettiler. Yani komuta yapısından kastım da en yetenekli fikir, konsept, doktrin, strateji üretebilecek beyin takımını bir gecede götürdüler. Ha, götürebildiler mi? Eğer ben burada konuşuyorsam demek ki götürememişler. Benim gibi pek çok amiral var. Bana hep soruyorlar, amiralim diyorlar, bu güveni, bu gücü nereden alıyorsunuz siz? Diyorum ki şeyden, hatta üç şeyden. Bir, beğenin beğenmeyin. 500 yıllık bir imparatorluğun sosyogenetik kodlarını taşıyoruz. Atalarımız bir imparatorluk kurmuş. Beğeniriz, beğenmeyiz. Ama biz zamanında bütün Akdeniz sahillerinin efendi dediği bir grubu temsil ediyoruz. Yunanistan'a gidin, efendi kelimesi nedir diye sorun, size söyler. İki, tarihte 15 yıla 500 yıllık geri kalmışlığın bütün devrimlerini sokabilmiş bir devrim örneği yok. Ama biz o devrimin de çocuklarıyız. Yani 1923-38. 3. Bizi tarihimizde bizden başka kimse kurtarmadı. Ne Koreliler gibi Amerikalılar kurtardı, ne Normandiya'da Amerikalılar kurtardı, ne Almanya'da gelip Amerikalılar. Biz her zaman kendimizi kendimiz kurtardık. Gücümüzü bir kere bilmek zorundayız ve de asla unutmayın. Hükümetler gelir geçer, devletler kalıcıdır, devletlerin jeopolitiği belirleyicidir ve kalıcıdır. Biz o aşamaları geçtik, bundan sonra Türkiye çok daha güçlü olacak, her türlü olana sahiptir. Moralimizi de asla bozmayın. Tarihimizden güç olun. Şimdi günümüzde tabii ki komuta yapımızın büyük yara almasına rağmen kumpas dava baskınlarının yaralarının yarattığı yeni şartlar ne olursa olsun yaralarımızı sarmalı ve ileriye bakmalıyız. Zira bir deniz devletinde yaşıyoruz ve burada yaşamanın bedeli her koşulda denizi kullanmak, denizli güçlü olmayı gerektirir. Bunun için devlet kurumları ve halkımız ile denizcileşmemizde en az güçlü bir donanma kurmak ve geliştirmek kadar önemlidir. Yani ben şimdi bu tip konferansları her yerde veriyorum. Ama 50 yıldır bunlar verilmiyordu. Çünkü istenmiyordu. O zaman bizim gittiğimiz her yerde denizcileşmenin niye önemli olduğunu herkese anlatmanız gerekir. Bunu yapacak en önemli gruplardan biri de tabii ki bu dernek ve siz sayın üyelerisiniz. Belki 1. ve 2. bin yılda Anadolu Yarımadası'nda deniz uygarlığı kuramamış olabiliriz. Ama yeni yüzyılda bin yıllarda sonsuza dek sürecek Türkiye Cumhuriyeti denizcileşmelidir. Bu jeopolitiğin bir sonucudur. Bir yandan zenginleşirken diğer yandan ulus devlet üniter yapımızı koruyup laik demokrasiyle birlikte halkının gerçek eğitim düzeyini geliştirebildiği zaman oluşan bu ideal şartlar altında Türk ulusunun deniz uygarlığına yönelmesi çok ama çok kolay olacaktır. Günümüzde deniz uygarlığı kurabilmiş tüm devletlerin seküler demokrasiyle idare edilen ulus devletler olduğunu da burada hatırlatalım. Anadolu'daki son Türk devletinin geleceği tarihinde yaşandığı gibi denizlerdedir. Yaşadığımız ve sonsuza dek yaşayacağımız bu coğrafyada deniz gücünde değil gerilemeye, duraksamaya dair tahammülümüz yoktur. Gelecekte deniz etki alanlarımızın oluşturduğu mavi vatanımızdaki, mavi vatan, yani kara değil, suyun dibi, dibinin de dibi, 774 bin kilometre kare kara vatanımız var ama 460 bin kilometre kare mavi vatanımız var. Bunun altındaki kaynakları buradaki gençlerin çocuklarına, benim torunlarıma, onların torunlarına vereceği zenginliği hayal bile edemezsiniz. Bu kadar net söylüyorum. Doğalgaz, petrol, gaz hidratlar hepsi hazır, çıkacak. Bunu bir hayal olarak söylemiyorum. Bunu deterministik bir süreç olarak söylüyorum. Teknoloji buna artık izin veriyor. Ve Türk bilim adamları buna artık izin veriyor. Göreceksiniz, bunlar çıkacak. Bu mavi vatandaki çıkarlarımızın bir kere farkına varacağız. Geçmişte kıyaslanmayacak düzeyde farkında olacağız, kıskançlıkla koruyacağız, geliştirecek ve gelecek nesillere devredeceğiz. Bunun sorumluluğu kime aittir esasında? Tabii ki devlete aittir ama halkımızın düşünce kuruluşları, sivil toplum örgütleri katkısıyla bu
bu deniz hak ve çıkarlarımızın korunmasındaki farkındalığını arttırmak da her vatandaşımızın görevidir. Lozan'ı korumak kadar, Montreux'u korumak kadar gelecekteki deniz çıkarlarımızı korumak da çocuklarımızın, geleceğimizin korunması açısından çok ama çok önemlidir. Türkiye bu coğrafyası gereği çevrelendiği her üç deniz alanında Anadolu Yarımadası'na risk veya tehdit. Tehditte biliyorsunuz hem yetenek vardır hem niyet vardır. Riskte bunların ikisi de yoktur ama olabilir. Tehdit dediğimiz zaman şimdi Yunan Savunma Bakanı ne diyor? Abuk subuk konuşuyor adam. Evet konuşabilir. Baktığınız zaman ben onu kale alıyor muyum? Almıyorum. Niye? Yeteneği yok. İstediği kadar konuşsun. Mahallenin delisi diyorum. Komenos mu? Pamenos mu? Bir adam. Hep atıp tutuyor. Ama ne zaman ki yeteneğe kavuşurlar o zaman ciddiye alırız. Fakat ben burada şöyle bir ikazda bulunuyorum. Ne olursa olsun diyorum. Bu üç deniz alanında Anadolu Yarımadası'na risk veya tehdit oluşturacak tüm oluşumları kontrol altında tutabilmeli, caydırabilmeli ve gerektiğinde yok edebilmelidir. Yoksa evimizde rahat uyuyamayız. Batıda Anadolu kıyılarına yakın Ege adaları ile güneyde Kıbrıs adasının coğrafi varlıkları Anadolu jeopolitiğinin Ege ve Doğu Akdeniz'de sonsuza dek göz önünde tutması gereken yapılardır. Her iki denizdeki söz konusu adaların Türkiye'nin kıyıları ile içlerini vurabilecek ateş gücüne veya güç intikal yeteneğine sahip olması Anadolu'nun öncelikli güvenlik endişelerinin başında gelmelidir. Türk boğazlarının savunma ve güvenliği her türlü öncelik ve önemin üzerindedir. Bu kapsamda Karadeniz'de sahildarlar dışında başka güçlerin sürekli donanma varlığı bulundurmalarına izin verilmemeli. Montreux-Boğazlar Sözleşmesi her koşulda devam ettirilmelidir. Türkiye'nin karasal yüzölçümü dediğim gibi yarısına yakın mavi vatanımızın büyüklüğü ve bu büyüklüğe gelecek nesillerin ihtiyacını her an düşünmeliyiz. Bakın şimdi yansı kullanamadım. Burada böyle bir imkan olduğunu özür dilerim bilmiyordum. Olsaydı size bir harita gösterecektim. Bugünkü yansı Aydınlık'taki köşemde bu harita yayınlandı. Mavi Vatan köşemde. Avrupa Birliği ve ABD'nin Türklere layık gördüğü Akdeniz'deki münhasır ekonomik bölgenin sınırlarını gösteriyor. Minicik Meis Adası'na hakkımız olan 34 bin kilometre kare veriyorlar. Kıbrıs Adası'na da hakkımızdan çalarak 60 bin kilometre kareyi, 100 bin kilometre kare. Şimdi bunu Türk halkı kabul edebilir mi? Şimdi Güney Kıbrıs kendisine devriye gemisi alıyor, deniz kuvvetleri kuruyor. Halbuki 59 Zürih ve Londra kurucu anlaşmalarına göre Kıbrıs Cumhuriyeti silahlı kuvvet kuramaz. Yunanistan, İngiltere ve Türkiye'nin garantisi altındadır, kuramaz. Sadece polis kuvveti kurar, adamlar AB'ye üye olduktan sonra deniz kuvveti bile kuruyor. Şimdi gidiyorlar bir tane devriye girip. Niye? Çünkü bu kadar darbe yemesine rağmen, bu kadar acı çekmesine rağmen Cumhuriyet Donanması bundan iki ay evvel yine gitti. Bize hakkımız olan sahaya giren Norveçli gemiyi kardeşim çık buradan dedi. Çık. Adam niye dedi? Burası Türkiye'nin müstakbel münhasır ekonomik bölgesidir. Burada araştırma yapamazsın. Sismik gemi. Adamı çıkarttı. Yer yerinden oynadı. Ama onların işte büyükelçileri, notalar, AB'den açıklamalar. Türkiye bunu yapıyor. Yapmaya da devam edecek. Bakın bir daha söylüyorum. Bu hükümet politikası falan değil. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin jeopolitik çıkarlarını koruma refleksidir. Bu refleks donanmadaki son amiral, son subay ölene kadar devam eder. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. İşte diyorum ki ben de biz Bahriyelilerin, deniz kuvvetlerinin, kamuoyunun çoğu bunu bilmiyor. Binde biri bile bilmiyor. Bu yaptığı efendim gelecek nesillerin çıkarlarını koruma faaliyetini bilinç düzeyinde bilmeli ve bunu her yerde savunmalı. Yani denize sadece o ne kadar güzel mehtap, manzara, balık, rakı değil. Bu çıkarlar gözüyle de bakmamız lazım. Bitirmek üzere vaktimi. Evet. Efendim çünkü Akdeniz biliyorsunuz 21. yüzyılda hidrokarbon kaynaklarının en yoğun olduğu bir yer. Siz biliyor muydunuz bundan 10 ay evvel Mısır zor sahası diye bir sahada 6 trilyon fitküp doğal gaz buldu. 6 trilyon. Şakası yok bu işin yani. Adamlar belki bir yeni bir Suudi Arabistan bir Kuveyt gibi olacaklar. Aynı saha biz de Akdeniz'deyiz. Efendim demek ki bizim bu deniz çıkarlarımızı ilk Ege'de mesela Yunanistan'ın kara sularını selektif veya farklı bir şekilde 6000'in üstüne çıkarması asla kabul edilmemeli. Asla da denize giremeyiz. Yani denize çıkamayız. Akdeniz'e çıkamayız. Bütün Ege kapanıyor. Bugün 6'yı bırakın 10 mil yaptığında işimiz bitiyor. Şu an 6 mil ile sadece Ege'nin doğusundan açık denize kesintisiz çıkıyoruz. Batısından çıkamıyoruz. Zararsız geçiş yapmanız lazım. Zararsız geçiş ne demek? Sizi durdurabilir. Ticaret gemisini durdurur. Polisini çıkarır. Sahil güvenliğini çıkarır.
Savaş geminizde de der ki Türkiye hükümeti yanlış iş yapıyorsun, seni bir daha buradan geçirmeyeceğim diye nota verir. Eğer 12 mil olursa Doğu'yu da kaybeder, her yeri kaybeder. Kıbrıs. Kıbrıs'a gelince uğrunda kan dökerek, ulusal servet harcayarak kazandığımız ve koruduğumuz hak ve çıkarlarımızı devletimiz ve hiçbir hükümetimiz yok sayamaz. Kıbrıs kuzeyindeki bağımsız Türk varlığı, Lozan'daki deniz jeopolitiği dengesizliğini dengeleyen en önemli kazanımdır. Kıbrıs'taki askeri başarımız sadece adadaki soydaşlarımızın güvenliğini sağlamamış, aynı zamanda Ege'deki Yunan emirbakilerini de beyine almış, ikinci donanma etkisi yaratmıştır. Kıbrıs'taki kol orduya ben ikinci donanma diyorum. Sebebi ne? Çünkü Yunanistan biliyor ki Ege'de veya başka bir alanda bir oldu bitti yaptı takdirde o donanma harekete geçer. Yani kol ordu harekete geçer. O yüzden de bakın 74'ten beri Ege'de hiçbir şey, bir fetokompliyle bir şey elde edemiyor. Bir şeyler yapıyor yaramaz çocuk gibi ama sonuçta bir şey elde edemiyor. Öyle söyleyeyim. Sebebi odur. Bunu o yüzden şimdi Kıbrıs görüşmeleri devam ediyor. O askerin oradan çekilmesi demek bence Sevr'e gelin Sevr'i imzalayalım demekle eşdeğerdir. Çünkü oradan çekildiğiniz andan itibaren o dediğim 100 bin kilometre kareyi de kaybedersiniz ve bir daha Kıbrıs'a bir tane Türk askerini bile çıkaramazsınız. Çünkü Kıbrıs artık AB'nin toprağı oldu. AB'nin de bizden ne istediğini son 15 Temmuz'dan sonra çok güzel görüyoruz. Bizi boğmak istiyorlar. O yüzden de dengeli bakmamız lazım. Şimdi efendim, bu görüşler ışığında Cumhuriyet Donanmamızın Türk Deniz Gücü'nün 21. yüzyıldaki stratejik yönelişi ana vatanın ayrılmaz parçası olan Mavi Vatan üzerinden açık denizlere doğru olmalıdır. 21. yüzyılın gerektirdiği yetenek ve teknolojiye sahip dünyanın bütün okyanus ve denizlerinde hareket yapma yeteneğinde gücünün temelini ulusal sanayiden alan bir donanmaya sahip olmak artık bir seçenek değil. Jeopolitik bir zorunluluk olacaktır. Özellikle 15 Temmuz vurgusunu bir daha yapıyorum. Gelecek Türkiye'nin refah ve güvenliğinin anahtar kelimesinin denizcileşmek olduğunu bir kez daha burada vurguluyorum. Denizcileşmeyi başaran Anadolu daha bağımsız, daha uygar, daha demokratik, daha akılcı, daha bilimsel, daha üretken, daha çalışkan, daha cesur, daha çevreci ve tüm bunların sonucunda daha zengin ve daha mutlu olacaktır. Konuşmamı burada bir İngiliz devlet adamının Rico de Lamar diyenin şu sözleriyle bitiriyorum. Çok teşekkür ediyorum bu zamanı bana verdiğiniz için de. Şöyle diyorlar. Önemli bir görevde olan birisinden Osmanlıların Venedik'i 1500'lerde yazılmış bir şey. 1600'lerde. İsteseler ele geçirebileceklerini ancak orada abdest almak için tatlı su bulunmadığında bu işten vazgeçtiklerini padişahın da Venediklerden alınacak hafif bir vergiyle yetinmek niyetinde olduğunu işittim. Denize bu kadar az önem vermeyi sürdürdükleri sürece böyle bir şeyin olabileceği asla zaten düşünülmemelidir. İhmallerini örtmek ve bu konuda karşılaştıkları başarısızlıkları üzerlerinden atmak için Tanrı'nın denizleri Hristiyanlara, karaları da Müslümanlara verdiğini söylerler. Hristiyanların ortak çıkarları için onların bu derin uykudan hiçbir zaman uyanmamalarını dileriz. Çünkü Türkler günün birinde denizde güçlü olmayı akıllarına koyarlarsa ve gerektiği gibi çalışırlarsa bütün cihanın önlerinde eğileceğinden kimsenin kuşkusu olmaz. Efendim o rüyadan biz uyandık. Türkiye uyanmıştır. Hepinize teşekkür ediyorum. Sayın Paşam, çok teşekkür ederiz size verdiğiniz bilgiler için. Size bugünümüzün anısına bir plaket takdim edeceğiz. Sayın Aykut Altay Bey, hoş geldiniz. Evet, çok güzel.